Deyip durma. Zulümlük yapma. Ya. Gözünü sevdiğim. Ne diyeyim öyle diyorsun da. İkide bir dana dana çıkıyorsun karşıma. Bana kimi Hızır der, kimi Pir. Hızır. Pir. Ama mevzu bahis olan bu değil şimdi Muharrem. Evet bey baba. Yani Pir, Pir. Senin yazgında da bu varmış evladım. Ervah-ı Ezel'de, devri kalemde bu yazılmış sana. Nasıl? Sen aşk dolusu içeceksin. Ki bu badeden bir kez içen fani, bir daha oldum bittim sevdadan kurtulamaz. Birinin bağı çözülür. Kargayken bülbül olur da şakımaya başlar. Kalbi katı taş gibiyken gözü yaşlı, koyun başlı, yumuşak bir adam olur. Yumuşak mı olacağım? Yani hakaretle konuşmayalım bir zahmet lütfen. Konuşma, sen artık badeli aşıksın. Bundan böyle memleket memleket gezecek, saz çalacak, şiir söyleyeceksin. Kimselerde olmayan kabiliyet sana bahşedilmiştir. Al bakalım, iç. Bismillah. Blorlanmış mıdır bey baba? Hani bir sıkıntı olmasın? Hiçbir gafil. Elinde tuttuğun aşk badesi bu. Oy. Birinci yudumda gönlüne ateş düştü. İkinci yudumda diline destan doldu. Üçüncü yudumda saz eline yakıştı.
sen artık badelisin evladım. Bu iyi bir şey değil mi bey baba? Ama yani diyorum, bir de bana böyle normal insan işi ayarlasak, sigortalı falan, karayolları olur, şeker fabrikası olur. Öz, daha neler? Sana verilen nasibin kıymetini bil akılsız. Kıymetini bil, yoksa alemi manada bildirirler. Aman. Bey baba, bey baba, etme kurbağam oğlum. Bey baba, bey baba. Bey baba, bey baba. Bey baba! Bey baba! Lan ne oluyor sen? Aman komutanım sen miydin o? Lan kafayı mı yedin? Dur! Çok korktum komutanım. Aşağı huzurda altıma kaçırmış olabilirim yani. Ne oldu evladım sana ya? Böyle ak saçlı, ak sakallıydı komutanım. Elinde bir tane demirden bir tas. Al dedi, bunun içinde bir şey var, bunu içeceksin dedi. Bu ne dedim ya, garip grup bir şey var içinde, ölmeyeyim dedim. Yok dedi, bunu içeceksin dedi, bu çok önemli bir şeydir dedi. Aldım, bir içtim, bir göğsüm yandı, bir göğsüm yandı, başım dönmeye başladı. Bir daha içirdi, bir daha içtim, yine göğsüm yandı, yine başım döndü. Sakın bir şey söyleyeyim deme. Mesela çok ortada, çok açık yani. Mahmut, biz ne gördük? Her şey çok açık. Oha! Oha değil, oha yani, oha! Peki bunlar nasıl oldu evladım? Vallahi bilmiyorum ki komutanım. Ben her zaman saatte uyudum işte. Sen rüya mı gördün çocuğum? Evet komutanım. Gel ulan eşek kafa! Sen bana iki saatte rüya mı anladıysın ulan? Ben de zannettim memlekette başınıza bir hal geldi ulan. Hıyara bak! Sen sabah kalkma, içtimaya çıkma, burada zor zor yat. Sonra komutanım ben rüya gördüm, çok korktum. Zıkkımın kökünü gör! Emredersiniz komutanım. Ulan 3,5 dakikam var. Nizamiye nöbeti yazdım sana. 2 saat! 4 saat! Emredersiniz komutanım. Şşş! Daha bak! Ula bir daha da bana sarılma. O dımbırtıyı kafana kırarım seni. Emredersiniz komutanım. Ya ne iş baba ya? Sana da oldu muydu böyle? Ya Osman, bu ilaçları unutmayalım evladım. Unutmayız baba, unutmayız. Alırız birazdan. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adamlar bir şey almak lazım ya. Bunu hatırladım. Aa adam öyle dımdızlak gidilmez ki. Lokum falan mı götürsek ha? Olur baba, olur. Lokum götürürüz. Bana bak, sen niye güldün ki şimdi? Yani düşündüm de onlara her giden lokum götürüyordur. Yani evin içi dışı lokum olmuştur diye düşündüm ondan yani. Lan Osman. Seni yere bakan yürek ya gazir. Tahmin ettiğim şey mi yoksa? Ha? Baba yok, sen lokum deyince ondan... Ben tahmin ettim. Sen lokum deyince ondan... Hayır, sen lokum... Ben. Hayır, ben biliyorum. Sen... Bak, 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 muharreme bak, muharreme. Ne olmuş lan buna? General gibi yürüyor lan herif. Devlete mi gidiyor bu? Muharrem! Buyurun. Muharrem, iyi misin kardeşim? İyi olmaz mı canım? Sabah kahvaltısını yatakta yaptırıyoruz. Tepsiyi de Durali başçavuş getirmiş duyduğuma göre. Boş konuşuyorsunuz, boş. Cahilsiniz, bari cahilliğinizi bilin. Ağır konuştu. Cahil ile sohbet etmek zordur bilene. Cahil ne gelirse söyler diline. Alim ile sohbet edersen alırsın mertebe. Cahil ile sohbet edersen dönersin merkebe. Boy. Ne dedim ben ya? Ne dedim ya? Ne dedim bırak? Nasıl dedim ben onu ya?
Allah Allah. Bismillah. Nasılsın bakayım Fatma, iyi misin? Ayol adam, sen delirdin mi gari? Beni arıyorum, daha daldırmışlar. Ertesi gün konukluğa gidiyorum diye, Allah Allah. Ya Fatma, şimdi adamlar çağırdılar sağ olsunlar. İtibarlı ağa adam. Şimdi ben gelmeyeceğim diye terbiyesizlik mi edeyim adamlara? Aman eksik kalma sen, eksik kalma. Osman yanında mı? He, yanında. Beraber gidiyoruz, minibüsteyiz. Beri bak İbrahim. Öyle deli devre yerlere gidip de Osman'ın başını belaya sokma, anladın mı? Ha, ne demişler? Çok gezenin ayağına tavuk boku bulaşır. Tamam tamam, emredersin, emredersin. Ama hadi tamam, hadi güle güle, hadi. Güle güle. Yenge mi? He. İşte habire tekmeyi verip duruyoruz. Hep öyle. Kaç tane yavru? Bir tane var bizim kısmetse işte. Maşallah, maşallah. Sizde kaç tane? Vallahi benim 5 birinden 7 tane de ötekinden. 12 tanedir ellerinden öper. Oo baba, maşallah. 2 tane mi hanım? He vallahi, biz 2'de kaldık. Şartlar kısıtlı, durumumuz pek yoktur. Oo maşallah. Bir de durumun iyi olsa ne olacak acaba, değil mi birader? İyi maşallah, maşallah. Osman duydun mu? Biz de anan höt deyince sinecek yer arıyoruz. Daha önceki kişisel eleştirimde de söylediğim gibi, kaçma teşebbüsünde bulunduğum doğru değil. İki askerin firarıyla ilgili olarak onlara yardım etmemişim. Fakat belki dikkat konusunda zafiyet göstermiş olabilirim. Bunda da eleştiriye hazırım ve özür diliyorum. Tamam Eval. Şimdi arkadaşın eleştirisine katkı vermek isteyenler söz alabilirler. Bence Cafer arkadaşın yaptığını affetmek yapıya büyük zarar verir. Biz de sonuçta eylemin sorumluluğunda cezasını da paylaşıyoruz. Ve üstlerimiz nezdinde sorumluyuz yani. Cafer arkadaşının sorumluluğu olabilir. Fakat tamamıyla onu suçlayamayız diye düşünüyorum. Onun bugüne kadar yapıya verdiği katkıyı da göz önünde bulundurduğumuz zaman... Valla kimsenin şov yapmasına izin vermeyeceğim. Bunun iyice anlaşılmasını istiyorum. Burada yargıladığımız kişinin 2 tane çok önemli tutsağın kaçmasına yardımcı olan kişi olduğunu unutmamak gerekir. Konuşan herkes önce yapıyı, önce yapının ana politikasını düşünecek. Bunu iyice anlamak çok önemlidir. Muharrem, yani sen şimdi diyorsun ki Mahmut'la Sait yalan söylüyor, öyle mi? Ya kardeşim, ne dediklerini bir bilsem diyeceğim ben sana, hakikat mi yalan mı? Ne geveliyorsunuz oğlum siz? Vallahi film neyse de Sait yalan söylemez benim bildiğim. Teessür ederim çavuşum, biz yalancıyız. Teessür değil canım, teessüf. Tamam, teessür değil, teessüf edeyim. Neticede ben yalancı mıyım? Bakın diyorum. Sabahtan bu onbaşı Muharrem'le başçavuş Durali böyle yatakta öyle. Ya kardeşim, rüya gördüm diyorum. Rüyamda korkunçlu bey babayı görünce korkudan sarılmışım insana. İnsanlık hali. İnsanlık bilmez misiniz siz ya? Hem kardeşim, ben nöbet tutuyorum burada. Nöbet tutmak mukaddestir ve nöbette konuşulmaz. Bilmiyorsunuz mu? Neyse. Kimsenin özelliğine girmeyelim. Hadi, hadi bitirelim şunu. Ya ben nasıl edeyim de şu derdimi şu cahillere anlatayım, bilemedim ki ya. Kolay gelsin çavuşum. Ne kolay lan? Neredesin sen? Biz burada merkep gibi çalışırız. Bu adam niye gezip duruyor? Yok hayır yani. Bizim burada ter egzozumuzdan akıyor. Adam esnaf kalfası gibi sırıtıp kolay gelsin deyip geziyor. Ama ben kadife ile ilgileniyorum arkadaşlar. Ben ilgileneceğim, kadifeyle de ilgileneceğim. Senle de ilgileneceğim. Ne var? Kadifeyi biraz gezdirmeye çıkaracağım da haber vereyim dedim çavuşum. Abi görüyor musun ya? Herif her gün geliyor böyle, fifi gezdiren adamlar gibi. İşte kadifeyi dışarı çıkaracağım gezmeye de haber vereyim. Vallahi çok ayıp gülüm.
İnsanlık yok ki. Allah'ın ton balığı. Ya. Ya. Tutun şunu lan. Haydi. Bırakın neyle ilgileniyorsa ilgilensin çocuk. Git lan. Nereye gidersen git. Muharrem. Anlat bakalım. Devam et. Ne yapıyordu senin bey baba? Haydi haydi. Patesime. Konuk bunlar. Tanrı misafiri. O misafiri Tanrı çağırmadı. Sen çağırdın. Onun adamı dinden imandan eden. Ne yapmaktasın? Sen ne yapmaktasın? Şşşt. Sutku o boyu orada işitir şimdi. Senden başka herkes işitti. Varsın o da işitsin. Ben o adamlara ekmekli su vermem. Hadi kız. Baba, tamam. Ben ilgileneceğim konuklarla. Anam çıksın biraz. Büyütmeyin, tamam? Oh, la vela kuvveta illa. Dede? Ana, mesela ben geliyorum sana çikolata alacağım. Ama Zülfiyeler'de mi alacaksın? Şeytan diyor. Necla'nın yanına git. Ama ha Zülfiyeler'de olacağım. Hadi. Uf ana ya, uf. Baba, geldiler. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Nasılsın kızım, iyi misin? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Safa geldiniz. Başımla bana bak, gözüm üstüne. Buyurun. Nasılsın, iyisin inşallah? Sorana Allah minnet vermez. Buyurun. Hoş geldin. Çok güzelsin bugün. Şimdi zaten bunlarda hayvan sevgisi olmaz. Anladın değil mi sen de? Hani ne bileyim böyle çevrecilik, ekolojik mekolojik bir şeyler de olmaz. Tabii mıntıka temizliği hariç. Ya birbirinin botunu çalan adamdan hayır mı gelir Allah aşkına ya? Al çavuşu, vur on başına. Bizim dostluğumuzu kıskanıyorlar aslında. Bakma sen. Kültürsüzlük. Ne olacak ki? Hani burada bir mahsur kalsak, öyle bir durum olsa... Bunlar seni kesip yerler bile Kadife. O derece yani. Korktun mu? Korkma sen, korkma. Keyfine bak. Bugün gelmeyeceğim dedi telefonda. Burada bir ağa var diyor. Osman'dan ona misafirliğe gideceğiz diyor. Çek bakayım. Çek kızım. Orada olabiliyor muymuş öyle şeyler? Askerlikte yasak değil mi? Yasak basak dinler mi kızım o? Babasına çekmiş kerata. Maymuncuk gibi. Nereye girdiği çıktığı belli olmaz onun. O değil de Zeynep. Ne diyorum biliyor musun? Ağa olacak o adam diyorum. Kuyruk yağından şöyle acılı macılı bir şeyler yedirse de diyorum İbrahim'a. Buraya gelene kadar dört dönse diyorum biliyor musun? Çok insansızsın Deyza. Oh olsun diyeceğim kız, oh olsun diyeceğim. Bana çektirdiğine bak. Bu yaşımda kadın halimle kaymakam kapılarında ağlaya ağlaya. Ağız bilin. Çok korktum Zeliha'm ama çok korktum, çok korktum. Sanki dağlar üstüme üstüme geliverdi. Osman'ın derdi bir taraftan. Dedim bir de üstüne adam gitti vallahi. Gitti, gitti, adam gitti. Şükret Fatma teyze. Bak ikisi de sağ salim çıktılar işte. Ah Zeliha'm, bu dünyada senin eşin menendin var mı acaba güzel kızım? Melaikesin sen, melaike. Aman teyzem. Bırak şimdi bunları. Bak her şey yoluna girdi çok şükür. Ana şükür dedin aklıma geldi Zeliha'm. Ana ben babamla kurbanlık alacaktım bugün. Ah kafam, nasıl unuttum görüyor musun bak. Gidiyorum kızım, gidiyorum. Sen asıver çarşafları falan. Hadi ben gidiyorum, geç kaldım gari. Afiyet olsun. O sebepten ben o tek göz odamdan bu tarafa pek gelmem İbrahim Bey. Ama sizinle görüşüp halleşmeyi pek arzu ettim. Allah razı olsun. Biz de çok memnunuz. Sağ olun. Size yapılan ayıbı telafi etmez ama bir acı kahvemizi içip gittiğiniz yere bizden de selam götürün. Sağ olun, sağ olun. Vallahi memlekette büyük bir fitne vardır İbrahim Bey. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Bu nasıl oluyor efendi?
Seninle ben doğan çocuğun kulağına aynı ezanı okuyoruz. Seninle ben mezara gömdüğümüz adama aynı talkını veriyoruz. Ben boş lafı sevmem İbrahim Bey. Sen de sevmezsin. Altı boş tam takır. Muhabbet lafından haz etmem ben. Ama vallahul azim bu manzarayı görünce etim kesilmiş kadar içim yanıyor. Vallahi yanıyor. Vallahi aklı senin böyle diyor. Hepimiz böyle düşünüyoruz da bu işlerin niye bir türlü önü alınamıyor? Nasıl oluyordu bu husumet? Ortada dünya, orası da muamma. Ya baba, İbrahim Bey'in oğlu burada. Onun uykusu harap. Bizim çocuğumuzsa çenemiz düştü. Kusura bakmayın. Ne oldu? Nasıl emin o sizin iş? Hangi iş? Ha, şu mesele. Vallahi bir şeyler galiba direkten döndü başçavuşum. Müge şimdi İstanbul'da. Arada bir telefonlaşıyoruz. Ya üçüne beşine bakma Süleyman'ım ha. Askerlikten sonra evlen geç ya. Bilmiyorum ki. Kısmet. Ya. Bekarlık sefillik be. Vallahi bak. Gerçi desene, sen evlandın da ne halt oldu. Kaldık burada dağın başında. Canım o kadar da kötü değil be başçavuşum. Neyse boş ver. Başçavuşum, sen az önce kamuflajın cebinden maydanoz mu çıkardın? Yoksa bana mı öyle geldi? Sorma komutanım ya. İdrar yolu enfeksiyonu ya bizimki. Maydanoz buna birebir dediler. Değil mi ya? Evet. Ulan nerede tatsız, tuzsuz bir şey var? Şifada onda gözünü sevdiğim ya. Allah'ın hikmeti. Şuna mesela kuzu kervden iyi gelse, değil mi? Üşütürük yastayım benim dağın başında, yazın yan, kışın don. Bir yerden çıkacak tabii. Ne demişler? Yazın yaşa, kışın taşa oturma. Bak, gel de üşüme şimdi. Ne oluyor ya? Armuda bak komutanım ya. Nizamiye nöbeti verdi. Yazıp çiziyor hiç nöbet falan umurumda değil. Geldi marizleme şimdi bunu. Ulan açık öğretim imtihanı mı var bu adamın ya? Ya sen adama 4 saat nöbet yazmışsın. Neyse sen ye yemeğini. Ben bakarım ona. Hadi afiyet olsun. Sağ ol Osteğmen'im, sana da. Oh! Ulan Saffet! Silin'de değirmenci miydin ulan sen? Emredin komutanım. Ne oldu komutanım? Ulan şapkada taş çıktı mezmenin içinden ya. Oh! İşim. Buyurun. Emniyet komutanım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Nöbet tutuyorum komutanım. Ne yazıyorsun sen 2 saattir? Nöbette mektup yazılır mı? Mektup değil komutanım. Ne peki? Bilmiyorum komutanım. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Oku bakayım şunu. Komutanım. Oku oku. Sazımı çıkardım şimdilik ama omzuma tüfeği takarım dağlar. Oyar hayalime girdiği zaman sizi bir nefeste yakarım dağlar. Neşetten öğrendik biz bu cevheri. Cahillikte ettik türlü işleri. Jandarma komando, gitmeyiz geri. Ölsem de kurşunu çakarım dağlar. Muharrem'im der ki feleğin suçu. Gün olur dünyadan sararım göçü. Düşmanı gördün mü ben bu G3'ü. Alır da gözüne sokarım dağlar.
görev? Emret komutanım. Sen mi yazdın bunu? Evet komutanım. Sende böyle cevherler var mıydı ya? Vallahi komutanım, şimdi ben bunu yazdım da nasıl yazdım bilmiyorum işin açıkçası. Yani böyle dağlara bakıyordum böyle bir anda böyle bir ürpertiyle beraber. Vallahi bilmiyorum komutanım. Ne o Ethem? Kervanın mı yakalandı yoksa? Ne oldu? Ne bu hal? Abi... Bana şöyle güzel bir... Lan oğlum, öğlen... Abi bir değil, beş değil. Ben sana hangisini sayayım ki? Ethem abi, vallahi bayılıyorum senin şöyle lönk diye damdan düşer gibi konuşup olurdu ha. Çok güzel, çok güzel, süper. Abi kafam zaten dumanlı, yapma ya. Tamam oğlum, hadi geç, geç, geç. Ve ya, amcazade falan mı geliyor, ne oluyor? Berat. He. Bilmiyorum ki abi, gelmiştir herhalde Monşer. Ya takma kafana be oğlum. O sarı sarı karıların içinden çıkıp da gelmez buraya. Yani gelse de, bak buraya yazıyorum. Bir hafta içinde uzar gider, he? Ya oğlum sen... Yani her başıma gelen ben... Mazot bile kesmezdi beni, he? Irak mazotu bile kesmezdi, anasını satayım. Abi... Yürü lan, yürü oğlum, ceza. Oui, Javier. Selam Mezopotamya Vivien. Toujours la même. Depuis Milan. Oui, oui, on peut dire qu'elle est exotique. Baba, sofra hazır. Ha, ha. Hadi buyurun. Allah ne verdiyse, kuru yavan yiyelim. Buyurun İbrahim Bey. Size de zahmetler verdik ha. Estağfurullah. Olur mu hiç ya? Ya mesela... Şu fotoğraf... Osman sen de gördün mü? Hayır baba. Bu fotoğraf... Bizim evdeki fotoğraf değil mi? Onu yeni getirdik. Sıtkı babanın oradaydı da. Mesela... Bu fotoğrafın aynısı bizim evde de var. Allah Allah. Allah Allah. Bakın şimdi şu sağdaki bizim dedemiz Harun Onbaşı. Çanakkale Harbi'ne katılmış. Yıllarca cepheden cepheye bilirsin. Yanındaki Musa Çavuş diye bahsederdi. Gözleri yaşara yaşara. Birbirimize can borçluyuz. Kanımız karıştı. Kardeşten daha yakın derdi. Şu Allah'ın işine bak Osman. Ömrü olan neler görecek bir arkadaş ya? Niye bu kadar hayret ettin İbrahim Bey? Çünkü öbürü de bizim de temiz. Tevafuk bu kadar mı olur ya? Musa Çavuş bizim dedemiz. Eşref deden hep anlatırdı. Harun Onbaşı derdi, başka bir şey demezdi rahmetli. Hatırladın mı? Evet baba, aynı fotoğraf. Ne bu kadar tesadüf ancak nasipti. Lakin hayrete gerek yok. Memleketin kim bilir kaç hanesi. Bilsin bilmesin, birbiriyle böyle akrabadır. Eğer Musa Çavuş'la Harun Onbaşı kardeşten ileri ise... Musa ile İbrahim nedir efendi? Eğer bu akrabalık değilse... etle tırnak değilse... bu yakınlık nedir? Bu memleket ahalisinin nikahı... Çanakkale'de kıyılmış çocuk. İstiklal Harbi'nde, Balkan'da, Galicia'da, Yemen'de kıyılmış. Sen muharip asker olmuşsun,
öbürü asi olup dağa çıkmış. Nasıl olmuş bu? Dün topla tüfekle bizi ayıramayan kahve, bugün desiseyle muvaffak olmuş ayırmaya. Ama o nikah kıyılmış bir kere. Bir gün ayrı, üç gün ayrı. Ama ilel ebed gitmez o fitne. İşte bu yüzden gitmez. Hadi. Buyurun. Cahide'yi duydun mu? Biz bağlanmışız bir kere bu kadına. Yok yok bunu. Acıktın. İyi iyi. Acık bakalım. Refiko Selami vardı bizde. Almanya Frankfurt'ta dönerciydi. Hiç duydun adını? Uyumadım. Sıcak döner ha. Dikkat et. Ekmek arası. Pilav üstü sıcak döner. Açım dedim ya. O bakımdan söylüyorum. Dönerciydi işte bu bizim Selami. Sadece döner mi Cafer? Çuvalla mark kaldırıyordu. Helgaların biri gelip biri gidiyordu. Sonra ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Refiko Selami o sıcak dönerleri, o sıcak helgaları, o sıcak markları elinin tersiyle itti. Geldi dağ kadrosuna katıldı. Dersimde bölük komutanı oldu. Namı duyuldu Selami'nin. Sonra ne oldu biliyorsun Cafer? Refiko Selami vuruldu Cafer. Vuruldu. Ölüse 50 kilo bile gelmiyordu Cafer. O yüzden kolay taşıdık Cafer. Anlıyorsun değil mi? Niye vuruldu biliyorsun? İhanetten Cafer. İhanetten. Refiko Selami ihanetten tasfiye edildi. O sıcak dönerler, o sıcak helgalar, o sıcak marklar hiç çıkmadı aklından. Çünkü ihanet Cafer. İhanet. Kömür ateşindeki dönerden daha yakıcıdır Cafer. Anlıyorsun değil mi? Yakıcıdır! Militan ahlakının birinci maddesi Cafer. Kendisine neyin yapacağını bilmektir. Sıcak mı Cafer? Yakıcı mı? Yakıcı mı? Herhalde ben geriye çifte göbekle geçeceğim Hüseyin'e. Kesenize bereket. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. İnsan evladına daha büyük saadet var. Sofrasına oturan olsun. Yenilsin, içilsin. Muhabbet olsun. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Amin.
Elhamdülillah, elhamdülillah. Vay! 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 Yeğenim gelmiş. Murat, hiçbir haberimiz olmamış ha. Maşallah, maşallah. Berat Bey, niye haber vermedin kurban olayım? Gelip olacaktım seni. Arabayla geldim amca. Biraz sürpriz olsun istedim. La ne kadar iyi ettin. Hoş geldin, hoş geldin. Sakın bana neyen olduğunu söyleme. Sen de Fransız kuzen Berat olmalısın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sıtkı dede. Eskiden el öpülürdü hayta. Ne kadar frankleşmiştin sen. Vallahi hiç değişmemişsin ha. Bu benim yeğenim Berat. Ya rahmetli kardeşimin oğlu. Ama sen bizim oğlumuz say. Maşallah maşallah. Hoş gelmişsiniz evladım. Fransa'da okudu. Neydi lan o? Paris. Paris'te okudu. İktisat, siyaset gibi şeyler. O neydi meşhur okulun adı? Sordon. Ya amca. Yorma insanları gözünü seveyim. Sorbonu ne bilsin şimdi onlar? Doğru. Biz burada pek fazla bir şey bilmeyiz. Ya sizin orada telefon icat edildi diye duydum ben. Doğru mu? Baba, biz müsaade isteyelim. Yoksa bizimkiler birazdan karakoldan duman işareti göndermeye başlayabilirler. Allah'a emanet ol. Sizler de. Düşen sen, ne etsen? Boş ver, akşam ararım ya. Büyüksün Ferdi baba. Bir oğlum olsa, adını Ferdi mi koysam ona yoksa? Ha böyle Ferdi tahta kılıç. Bizim kadına da çocuk deme, ne dersen de. Ula Amerika Türkiye'yi bu kadar veda etmedi ya. Kadın senin işin ne halbuki? Oğlanı bulana kadar dur. Hay ben sizin... Hakikaten huzur kalmadı ya. Hakikaten huzur kalmadı. Ne var lan ne? Komutanım. He. Katır kaybolmuş komutanım. Ne katırı lan yine? Komutanım bu ton balığı katırı gezmeye çıkarmış. Oğlum gelsene. Anlatsana komutanına derdini. Belanın büyüğü geldi. Balığın büyüğü, belanın büyüğü.
Oğlum, ben emekli olmadan başıma bir iş gelirse askeri savcı soruşturma falan açmasın. Evladım Mahmut vasiyetimdir. Benim başıma gelen iş kesin bu tombalonun yüzünden geldi. Emredersin komutanım. Nasıl kaybettin ulan koca katırı? Komutanım, benim hatam. İzin verin bulayım geleyim Kadife'yi. Sonra cezama razıyım. Oy ben öleyim ya. Ben öleyim bu kabus ya. Komutanım, eğer izin verirseniz arama yapacağız. Of. Sen hiç dışarı çıkmaz mısın? Ha. Hani o seninle baktığımız büro vardı ya. Yarın tutmayı düşünüyorum. Uğrarsın işin yoksa senden. Perşembe ancak. Perşembe. Tamam. Nihan ben... Git hadi. Hadi. Ne konuşuyor bu kız o tıraşıyla fıs fıs. Bir haller olmuş değiller. Hayırdır? Vallahi bilmiyorum ki hoca. Yani başıma öyle bir iş geldi ki. Öyle bir iş işte. Ya Muharrem, kusura bakma oğlum ama bence senin bir tarafların açıda kalmış. Ya ulviyetle bu kadar mı dalga geçilir arkadaş ya? Muharrem. Ya kardeşim hani şöyle bir iki şiir de bana yazsan da kızlara falan okuruz be. Ya kardeşim öyle siparişle yazmıyoruz biz. İçten gelecek içten. İçten derken? Yavambaşı. Bizim oralarda nefesi kuvvetli bir hoca var. İzin de seni götürek de ona okutak. Hoca? He. Cinci Ramazan derler. Ama nefesi kuvvetlidir yani. Tövbe tövbe ya. Oğlum Erzurum'a kadar niye gidiyorsunuz? Sarı Hoca ne güne duruyor burada? Yok yok. Buna sarı hoca olmaz. Sarı hoca okumuş hoca. Buna başka hoca lazım. Ya bunların hepsi maynak arkadaş ya. Ya benim burada ne işim var ya? Ula Tombalı. Emredin komutanım. Hazır diyorum. Katırda kirişi kırmışken sen de tüysene. Estağfurullah komutanım. Vallahi bak. Firarını vermem. Bin buradan katıra. Doğru Çanakkale'ye sağlayacaklar. Ula bu adam neredeydi, nereye gitti diyen dur Ali Davul olsun. Söz. Olur mu öyle şey komutan? Çünkü ben seziyorum sen benim başımı kesin yakacaksın burada. Kesin. Aha da katır orada. Bulduk. Aa Kadife. Ula durun. Ürkütmeyin hayvanı. Kaç dakika kaldı? Birazdan gelir baba. Yalnız bu sefer direkt Atabey'e gidiyoruz. Hiç öyle yolda inip dağlara falan sapmak yok ona göre. Ya evladım kabahat bende mi? Oh, ben vatandaş İbrahim. Adam silahı çıkardı burnuna dayadı. Emir konusu. Sonra da ineyim bin bin. Neyse neyse. Uzun bir seyahat oldu ha. Of of hem de nasıl hem de nasıl. Sen şimdi ananı seyret. Yarın iki gün sorguya çekecek beni. Yok şöyle miydi, yok böyle miydi? O savcı falan eline su bile dökemez onu. Ya Osman, bu kaç köşten dolayı pek fazla konuşamadık seninle. Anam şey der, Osman ne yapacak der. Bir soru verdiği verdi de. Neyle ilgili baba? Ya anla be evladım işte ya. Evlenme mevlenme. Kızımız hikayesi. Yani ya anan sabahtan akşama kadar yatıp kalkıp bunu düşünüyor be evladım.
Vallahi bilmiyorum baba ya. Sen he dersen annenin beğendiği bir kız var gibi vallahi. Ama ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ha şey diye düşünüyorsan ulan hangi devirde yaşıyorsun? Anamın babamın beğendiği şeyi ben görmeden tanımadan ömür boyu süreceğim diye böyle düşünme. Ama en sağlıklısı da bu biliyor musun? Sen he dersen biz ikil etmeyiz. Biliyorum, biliyorum baba da yani... Bu da gelecek saati buldu. Ya şu ağanın adı Mürsel miydi, neydi? Evet baba. Ya sana bu kadar nasihat ettik ama... Sen dersen ki git Mürsel ağaya, çal kapısını, iç kahvesini dersen... Onu da yaparız be Osman. Ha? Meraklanma. Alırız o kızı be. Ha? Nasipse baba. Hadi hadi. Seni bekliyorlar. Allah emanet ol oğlum. Anneme, dedeme çok çok selamlar söyle olur mu? Bula bu manyak Kadir. Koca dağın başında bula bula bu mayın tarlasını mı bulmuş? Komutanım ne yapsak? Biz bir deneyelim mi? Delirmeyin ula. Allah muhafaza. Bende Katura asker feda edecek göz var mı? Kadife! Kımıldama ne olur. Kadife! Böyle meleyeceğine dedektörü alsaydın ya yanına. Çakma komando. Komutanım şeyden var mı yanınızda? Maydanozdan. Niye? Ağrın mı var? Yok komutanım. Kadife'yi kandırmak için. Böyle uzatıp göstersek. Maydanoz falan yok ula. Zaten bağınca yetiyor dağın başında. Ya... Ya şu yukarıdan falan mı dolaşsak acaba? Ya yok o değil de böyle bir ip olsaydı böyle böyle atardık ama. Ne ipi lan? Kovboy muyuz biz? Ya komutana soralım arkadaşlar. Bakın şimdi. Ya canım niye şey ediyorsunuz ki artık? Belki bu zavallı mahlun da vadesi buraya kadarmış. Allah korusun. Kadife kımıldama sakın. Dur orada. Dur. Ya benim devrelerim kademelerde sıcacık çay içiyle lot oynayla. Emekliliğime şu kadarcık kalmış, şu benim başıma gelene bak ya. Her şey birden manyaklaştı ya, anlamayırım ki ya. Bunlar, bu katır. Kariyerimin içine ettiniz ulan. Sen miydin? Yargıta iştahatleri ha? Çok havalı görünüyor. Yok. Senin sorbon kadar havalı değil tabii. İyi. Hiç fena değil. Fransa'da bir kavram vardır. Özellikle de Sorbonne çevresinde. Derler ki... Bon bloguion. Doğu için iyidir. Ha? Vay. Hemen de çözüyoruz bakıyorum Nihan Hanım. Belki bilmiyorsun da Berat. Türkiye'de de sözlük bulunuyor. Hatta Fransızca bile. Ya. Ben hazırım. Gidelim amca. Hadi gidelim. Yorgun falan değil sana Berat. Can. Önümüzdeki 20 yıl boyunca yorulmak yok. Yasak. Ula aferin. Söyle. Bizim kamyonette gidelim. Senin arabanın canını yakmayalım. Hadi gidelim. Gönderdin mi babanı Osman? Bitti komutanım. İyi. Sağ salim var inşallah. İnşallah. Komutanım, Poyraz değil görünüyor.
Poyraz işi buldu, daha da olmadı. Hayırdır? Katır kaybolmuş, onu arıyorlar. Nurali başlamış da başlarında. Hayır. Dur lan, ne yapıyorsun? Kamil, sakin ol. Sakın bir adım daha atma. Amanın! Dur oğlum, dur! Geldim Kadife, geldim, merak etme. Kamil! Kamil bak kardeşim, bekle. Bak biz aradık, aradık dedektör geliyor, bekle. Değil mi çavuş? Evet. Bekle, bekle! Yahu, göz göre göre gitti çocuk ya. Kamil dur! Emrimi bekle! Çok az kaldı komutanım. Yakalayayım, alayım, geleyim komutanım. Bak! Alayı ayrı manyak bunların. Katırı ayrı manyak, bakıcısı ayrı manyak. La Mehmet! Çocuk o kadar gittikten sonra kımıldarsa vur katırı. Katırı mı vurayım komutanım? Evet! La hepiniz mi aşıksınız bu katırı oğlum? Vuracaksın dedim, o kadar. Emredersiniz komutanım. La ton balığı! Al ula! Şununla çağır. Ana! Maydanozumu verdi. Kadife gel. Gel buraya Kadife. Gel. Gel. Gel Kadife. Gel. Gel Kadife. Gel. Gel. Yavaş ula! Çok yavaş. Böyle tırtıl gibi, tırtıl gibi yavaş. Gel. 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 Gel güzelim, gel. Yürüyün ula, gidiyorum. Ula bana bir demet maydanoz borcum var. Bu bir. Gidince senin nöbet manyağı edeceğim, bu iki. Bir de upuzun savunma yazacaksın. Tamam mı ula? Emredersin komutan. Ama uzun olsun böyle savunman. Meydanlarız gibi. İnşallah diskoya atarlar seni. Katır sapığı. Emredersin komutan. Hadi ula. Maydanoz için... Maydanoz için sağ olun komutan. Ulan dadı mıyım, başçavuş muyum ya? Yok oğlum yok. Bizim timde böyle bir sus itikleşme var. Hem de nasıl? Vallahi biz eycene yumuşadık emmoğlu. Yumuşadık. Bana bak. Tugay'da falan kimseye anlatmak yok ha. Adımız katır avcılarına çıkmasın. Bence Kamil'i vuralım. Bence katırı vuralım. Kamil de üzüntüden ölür. Münasiptir yani. Tövbe tövbe. Yok Seyfi, içerideki kasaya koy. Tamam abi. Seyfi? Pardon abi. Ne oldu? Abi, fotoğrafa baktım abi. Abi, yanlış anlama da dedikodular çoğalıyor abi. Evet. Abi, ben sana zarar gelecek mi diye bakarım abi. Bak, iyi işimiz var abi. Riske girersek batarız abi. Devam et.
Abi, dağdaki kadro durumdan rahatsız. Şehirdeki arkadaşlar da öyle. Necla kendi başına iş yapıyor abi, riske giriyor. Sen de... Anlatsana oğlum. Abi, sen de Necla'ya göz koymuşsun. Zaafın varmış abi. Kusura bakma abi. Ben böyleyim. Özür dilerim abi. Bunları söylemek zorundayım. Hadi onları bırak da içeri gidip yemek yiyelim. Tamam abi. Hepsini biliyorum. Bilmeseydim resmini dağlara taşlara asardım. Bilmeseydim bütün dünyaya asardım resmini. Bu kayı konusunda bir talimatın var. Yok. Bitirin. Çeliktepe'ye yolla onu. Şöyle güzel bir paket olsun ha. Vakit geldi. He? Çözgün var. Biliyorsun değil. İyi. 10 sene sonra onlar da gelir buraya. Benim kaderimde de senin gibi bir köpeğin elinden ölmek varmış. Ben kadere inanmam. Bu adamı dediğim şekilde hazırlayın. 3 kişi çıkardım. Dikkatli olsunlar. Kaç adam al. Gidip bir bakın bakalım neymiş. Emredersiniz komutanım. Taner, Hasan, Sait, Muharrem, Mahmut. Hadi. Evet. Yardım edin. Mahmut. Mahmut.
Hadi kardeşim gel. Bravo. Gel bakmaya hadi. Gel kardeşim. Bravo. Gel kardeşim. Bravo beni! Öner, peşinden git. Emredersiniz komutanım. Ceset torbasıyla kamyonu da getir. Muharrem. İndirin. Emredersiniz komutanım. Öldürdünüz de. Bu kadar işkenceyi ne hal yaptınız? Vicdanına tükürdüklerim. Savcı yola çıkmış. Ağacın orada. Tedbir aldı gazeteyim benim. İnceleme falan. Mahmut Osman'a yardım etti ya. Hemen fermanını imzalamışlar. Ulan ölümü bile kirletti bunlar ya. Ya Mahmut için kötü oldu. Çok kötü. Seni anlıyorum. Ama sakin olmaya çalış. Olur mu? Kardeşim gibi deme komutan. Kardeşimden de öte. Ben niye diyemedim? Benim amca oğlu da ne bileyim. Malatya'da asker. Dönünce dünyanın kuyruğuna öyle fitil takacağız diye. Baba bugün. Niye namlularımız birbirine döndü komutan? Niye? Niye? Kim yattı, kim uyandı? Teslim ağam. Hadi gel içeri gir. Ateş düştü. İçinde. Komutan. Sen babanın peşinden daha çıktın. Ben senin peşinden daha çıktım. Bilmiyorum. Zafer neyin peşinden daha çıktı. Ama ben hiç gelmeseydim. Zafer benim yüzümden öldü değil mi komutan? Hayır Mahmut. Senin yüzünden ölmedi. Ayağına düştüm komutan. Elini ayağını öpeyim komutan.
Cafer'i almaya geldiler değil mi? Komutan izin ver. Ben götüreyim Cafer'i. Ben gömeyim toprağını olur. Gülüm, ben sana izin veririm. Ama Cafer'i götüremez. Komutan. Ben senin kafandaki matarayı vurdum. Sen benim kafamdaki matarayı vurdun. Kurşun döndü sertti, Cafer'e geldi. Bizim ya komutan. Kendi koyuma gömeyim onu. Kendi toprağıma gömeyim. Hadi be komutan. Hadi be komutan. Aman aman. Gel otur o güzel boyuna, ben de öyle. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun yanım kuzağım. Güle güle otur, bereketli olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi Nihan Hanım kızım, avukatların işi bu olsun desek de insan tereddüt ediyor. Ama sen bizdensin vallahi. Sağ olun, çok sağ olun. Mürtelağı falan nerededir, gelmedi? Onu biraz... O daha sonra gelir elbet. Hayırlısı olsun, Allah yardımcın olsun. Amin, amin. Teşekkür ederim. Niyetini falan düzgünce aldın mı Muammer? Aldım teyze, aldım. Ah iyi. İbrahim'le Osman'ın eve sağ salim gelişine adaktır. İndi ilahide Cenab-ı Hak kabul etsin dedin mi? Evet dedim teyze. Cümle hayırlığa bizimle ola, şerler defola. O fitne taifesinde boyun altında kala dedin mi? Dedim teyze dedim, kesem istersen ha. Ya Fatma, Diyanet İşleri reisi gibisin ya. E bir sus, adam kesmesin hayvanı ya. Bismillah de çekil kenara. Canım haybeye gitmesin diye ne edeceksin sen? Allah Allah. Gel bakalım, gel gel gel. Allah muhafaza etsin. Gel kızım, ay gel. Benim içim kalkar Dezem, ne olur. Kızım, yörük kızının gamdan kurbandan içi mi kalkarmış hiç? Gel bakayım. Osman'ım da burada olaydı keşke. Zor oldu ama tamamdır Osman. Sağ olun komutanım. İzni bizzat Yavuz Erbay'dan aldım. Mahmut'la sivil çıkacaksınız, memleket izinde çıkar gibi. Zimmet cenazeyi götüren araç sahibinde olacak. Anlaşıldı komutanım. Osman. Oğlum vallahi hafakanlar basıyor beni ha. İnşallah bir şey olmaz komutanım. Ulan yanımıza akıllı adam da yok ki. Al Osman'ı vurma Mahmut'a. İşin pek çok boyutu var Osman. Orada provokatörler olacak. Siyasiler olacak. Hatta örgütten sızanlar bile olacak. Son derece dikkatli olun. Emredersin komutan. Allah kocattı bunlar beni dağın başında ya. Vay 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 vay. Şimdi burası benim bacımın yazıhanesi. Bakır abi. Vallahi memleket İsviçre oldu. Hüseyin Zırtası daha yeni haber verdi. Biz de kola lahmacun falan alıp geldik. Bacım aç kalmasın diye ölen vakti. Ona geldim. Ya sağ olun, sağ olun da şimdi burada... Hayırlı olsun. Sağ olun. Ya zaten merasime gerek yok. Lahmacun yiyeceğiz yani. Okul neresiydi? Dicle Hukuk. Dicle Hukuk. E güzel, güzel, güzel. Bak ilk vekaletini benden al. Mahkeme demek, bela demekse en bol bela Bahır'da. Öyle değil Ethem. Vallahi öyle, öyle abi. Henüz açılmadık ama. Açılırız ya, açılırız. Bak ben ablanı da tanırım. Ethem de zaten arkadaşım. Öyle mi? Öyle. Arada danış bana, tamam. Bak belki bir faydam dokunur. Ben fare deliğini de bilirim. Aslan yatağını da bilirim.
Ben avukatlık yapacağım. Fareyle, mağareyle, haşeratla işim olmaz. Askerlerle işin oluyor ama. Hem de ince iş. He? Çık dışarı. Pişman olma sonra. Çık dışarı. Bak. Ben kapının önündeyim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Abi, bir daha sakın iti kopuğu getirme buraya. Doğru konuşsana onunla. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Ne halt olursa olsun. Hatta sen de gelme. Niye? Abi, elin iti gelmiş bana neler söylüyor. Sen orada lahmacun zıkkımlamıyorsun ya. Bana bak, buraya kendi elimle bana kilit vurdun mu? Senin ayarın iyice kaçtı ha kızım. Anladın mı? Okudun diye başımıza bir şey mi oldu lan? Cacık! Ya komutanım, sana da çok mahcup olduk ha. Yani onca işinin gücünün arasında keşke gelmeseydin be komutan. Hem tehlikesi de var. Ah be gülüm. Tebdili hava işte. Yoksa ne yapacaksın? Hep aynı şey. Muharrem sağa dön, Taner sağa dön. Gülüm. Sizinkilere haber verdin mi? Hanım geliyor mu? Onlar Diyarbakır'ın içindeler komutanım. Aradım, gelmeyin dedim. Dedim ya, tehlikesi var. Ne olur ne olmaz. Yoksa gözümle tutuyorlar da. Neyse. Neticede görevdeyiz işte. İyi yapmışsın gülüm. İyi yapmışsın. Ya komutanım, o değil de. Yengem perişan olacak ya. Komutanım, biliyor musun? Biz Cafer'le aynı gün öksüz kaldık. Aynı gün öldü babalarımız. Nasıl oldu? Amcamla babam, iki kardeş, bir ağanın yanında marabalık yapıyorlar. Bilirsin işte. Bir gün ağanın kan davalısı geliyor. Ağayı bulamayınca orada ne varsa öldürüyor. Tavuğu, köpeği, eşeği, tam arabaları da. Aynı gün kaybettik ikisini de. Öldüler. Tavuk gibi öldüler. Köpek gibi öldüler. Çok affedersin. Eşek gibi ölüp gittiler. Cafer'i günlerce indiremedik damdan. Babam pamuk çapasına gitti. Gelecek diye kandırdılar ama. Sonra ben çalıştım, ettim. Ama Cafer bir türlü tutturamadı işte. Kendi zaten çocuk. İki çocuğunu da koyup gitti. Sonra haberini aldık. Dağa çıkmış. Komutanım, şimdi gerçekten Cafer bu hayatta hiç var mıydı? Hiç var oldu mu Cafer? Baba bugün. İçinde yar da yandı.
Etigem suda yandı. Aman aman, 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 aman elimde. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, siz neredensiniz? Ailedeniz. Sen kimsin? Sorgucu başı mısın? Yok. Kontrol ediyoruz da. O bakıma. Birazdan şehidimizi mezarına götüreceğim. Nereden senin şehidin? Fırta bak. Sen hiç hayatında şehit gördün mü? Mahmut. Adamı öldürdüler. Şimdi de gömecekler. Sinirlerine hakim ol. Bazı şeyler bizden ibaret değil. Biliyorsun değil mi? Partili filandır herhalde komutan. Ya Cafer sağken bir tane bile karabatlı görmemişiz. Şimdi hepsinden birer tane var maşallah. Gerçekten nöbet manyağı oldum biliyor musun? Düveli başçavuşu bayağı kızdırdık herhalde. Ama olsun be, harbi adammış. O maydanozunu kimseye vermez biliyor musun Kadife? Kesinlikle vermez. Yani kıymetini bil. Emekli olunca bıyık bırakmak lazım anasını satayım. Şöyle aşağı doğru. Nasıl olur ki acaba? Böyle değil de kaytan kapkara düşünmek lazım. Ulan. Ya tıraş olurken yüzümü kestim gibi geldi de böyle pamuk bastıydım.
Ne işiniz var ulan sizin bu saatte burada? He? Çıkın da dışarı. Çık! Lan çık! İnsanın hususi hayatına da saygı kalmadı ya. Allah Allah. Çocukları yolla. Ne oldu ki komutan? Ortalık ısılacağı benziyor. Al kardeşin götür bakayım. Hadi. El Fatiha. Siz kimsiniz arkadaş? Rahmetli'nin amcaoğluyuz. Ne oldu ki? Onu sormayalım. Saçlar böyle üç numara. He? Asker misiniz? Hayırdır? Saç kestirmek yasak mı? Arayın bunları. Provokatör bunlar. Bırak. Provokatör. Ya bırakın! Biz kalabalık. Hiç şansınız yok. Ama senin bir şansın var. Bir tane sıktım, kaldı 15. Sizin ilk kurşunu sıktığınızdan itibaren yere düşene kadar bu şarjörü bitiririm. Anladın mı? İlk önce bu. Geri kalan 14 koç bir adım öne çıksın bakalım. Bir iki tane de ben götürürüm komutanım. Blöf yapıyorlar. He, ya yapmıyorsak? Yürü. İn aşağı. İn aşağı lan! Hop! Başkiri! Başkiri! Komutanı dinle lan! Komutanı dinle Çençen! Komutanımı bir dinleyin! Geri çekil! Yok bir şey yok! Ben sizin amcanızım. Bunlara uymayın, tamam mı? Bak, o bizim amcam. Ya geri çekil! Geri çekil! Jandarma! Komando! Jandarma! Komando! Jandarma! Komando! Amcama neden taş atıyor? Ya ne bari siz arkadaş ya? Ne güzel de kurtulmuştuk işte. Unuttuğunuz adamları. Mahvettiğiniz arabayı. Öyle oldu vallahi. Ama Cafer'in ruhuna değsin değil mi komutanım? İyi bağırdık ama değil mi? İyi bağırdık. Bir de iyi de kaçtık ha. Kardeşim. Hoş geldin taze baba. Geldik çavuşum hayırlısıyla. Hadi kardeş. Yüzüne kan gelmiş. Baba ocağında keyif çattı tabii. Oh, oh. Hanım bir yanda, bebek bir yanda. Maşallah, maşallah. Ya ne koydun emoğlu sen bu oğlan adını şimdi? Mehmet Akif. Vay. Korkma sevmez hesabı. Bravo, bravo. Aferin. İsim olarak hoşuma giderdi.
Ne bileyim işte ya. Kırmızı da çok yakışmış ha. Ya bizim orada adettir. Yeni oğlu olana al bayrak rengi giydirirler. Vay vay. Sen de fistan giy, dur Ali, fistan. Tosbağa kılıklı adamın bile oğlu oldu. Al bayrak rengi giydirirler, oğlu olanı adetmiş. Vallahi Ali'cim, çantada da bir yaprak sarma kokusu var ha. Bilmiyorum artık. Vallahi bence havada bir katır kokusu var Kamil'cim. Ya da maydanoz. Aynen. Güzel. Ya komutanım, diyorum ki bu iki yetimi de yanıma alayım. Kaşık düşmanı ikiyken dört oluversin. Komutanım, ben galiba neden savaştığımızı anlıyorum komutanım. Anlıyorum. Galiba. Sizin benim gibi silahınız mı var? Ha? Benim gibi bombanız mı var lan? Ha? Beni kayaya mı çarpacaksınız? Çarpın lan! Çarpın! Ha? Çarpın lan! Çarpın lan! Çarpın lan! İnsanın gücüne gidiyor be komutan. Bu topraklar benim topraklarım. O toprağın altında yatan benim amcaoğlum. Ya biz ne ara bu hale geldik ki? Sana karşı da mahcup olduk komutan ha. Ama dedim ben sana, sen niye geldin ki? Sen niye geldin daha benim peşimden? Ona laf etme komutan. Hayatımda bir gün olsun doğru bir şey yapmışım. Ben senin peşinden cehennemin dibine kadar gelirim. Vay, vay, vay. Cüneyt gibi konuştu be. Arkı. Komutan ya. Mahmut. Biz savaşıyoruz. Çünkü içimizden bir ses durdur şunları diyor. Durdur. Senin amcaoğlu Cafer başına neler geleceğini bile bile kesti iplerimizi. Neden? Vicdanı öyle söyledi de ondan. Vicdanını dinleyeceksin Mahmut. Dinleyeceksin onu. Benim vicdanım da git dedi. O kimsenin elinden tutmadığı zavallı çocuğa son görevini yap dedi. Dağlar yeşil boyandı.
Cafer keşke ölmeseydi babam. Keşke Cemil ölmeseydi. He ya. Keşke. Keşke vicdan bağırdığında herkes bir durup dinleseydi. Herkes bir dinleseydi.